şöyle. Gidiyor. Döndürsün artık. Oğlum gidiyor. Oğlum. Hayır. Düş lan. Merhaba, ben Umay takımının kaptanı Muhammed. Mekatronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Takım olarak çırpan kanat üzerine uğraşıyoruz. Teknoloji takımıyız. Bu sene de Teknofest'e katılacağız. Farklı yarışmalara da katılma planlarımız var. Çırpan kanat bir İHA üretiyoruz dediğim gibi. Diğer İHA'lardan farkı çırpan kanat İHA olmasının. Diğer İHA'lar sabit bir kanat yapısına sahip oluyor. Bu sabit kanat yapısına sahip olması da büyük dezavantajlara sebebiyet veriyor. Maliyettir, ondan sonra ağırlıktır, bataryaların büyüklüğü gibi birçok alanda dezavantaj olabiliyor. Yakıt diyebiliriz daha doğrusu. Bunları önlemek adına biz de çırpan kanat bir İHA üretmeye çalışıyoruz. Dünyada da çok fazla örneği yok. Yeni gelişen bir dal. Biz de bu gelişmede yeni kaynaklar üretmeye çalışıyoruz. Türkçe kaynaklar üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de üreten, uçurabilen 2-3 tane grup var. Bu gruplardan birisi biziz. Yaklaşık 2,5-3 ay önce ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Şu an halen üzerinde çalışmalarımız var. Kuşun yanı sıra ekstra kumanda üretiyoruz. Kumandanın yanında ekstra görüntü işlemi yapıyoruz. Asıl amacımız daha çok hava alanlarında kullanılmasını sağlamak. Ekstra'da da casus gibi hedeflerimiz var. Hava alanlarında Avrupa'da çırpan kanat İHA'lar kullanılıyor. Ve bir tekel üzerinden kullanılıyor. Biz bu tekelin yanı sıra ekstra kendimizde bir onlara rakip olarak çıkma gibi bir hedefimiz var açıkçası. Havaalanlarında uçakların motorlarına kuş girebiliyor. Bunu önlemek amacıyla robot kuşlar kullanılıyor. Normalde drone ve diğer ürünler kullanılabiliyor. Fakat kuşlar belli bir süre sonra bunlara alıştığı için pek bir verimi kalmıyor. Bu verimi artabilmesi adına daha çok korkutucu olan işte şahin, martı bu tarz şeyler kullanılarak korkutup kaçırma yöntemi uygulanıyor. Bunları sağlamak için de biz de bu tekeli bozmak adına böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ekstradan da zaten kuş yapısı gereği, evrimleşmesi gereği çok verimli bir yapıya sahip, hava direncini çok rahat kırabiliyor. Bu sayede biz de yapmayı planladık. Şu an güzel bir çalışmamız sürüyor. Nasip olursa Şubat ayında bitmiş hale gelecek. Hedefimiz Şubat ayına bitirmiş hale getirmek. Ekstra daha geliştirmelerimiz her geçen yıl artacak inşallah. Şanslarımız... Evet. İstediğimiz gibi olmadı tabii ama yine de güzel gitti. Uçtuğu mesafe gene iyi.